Tatil sezonunda İstanbul'un sahil şeridinde son durum ne? Şehrin en eski plajlarından biri olan Tarabya plajını sizin için keşfe çıktık. Ne yenilir, ne içilir, ne kadar bütçe ayırmak gerekir hepsini öğrendik. Hep birlikte izliyoruz. Şu güzelliği hiçbir yerde bulamazsınız. Aşağının balinasıyım ben. İstanbul'un köpeğinde Tarabya sahilinden Bodrum'u, Çeşme'yi aratmayan tatil manzaraları Magazin 8'de. Burayı da yeni keşfettik. İyi ki de keşfetmişiz. İstanbul Boğazı Avrupa yakasında. Sarıyer'e bağlı olan 5 yüzyıldan bu yana insanlığın izlerini taşıyan Tarabya'dayız. Bu koya fırtınalardan sığınmak için gelen gemiciler, rüzgarında tedavi olduğuna inanan kültürler gelmiş. 16. yüzyılda 2. Selim burada balık yermiş. 21. yüzyılda hangi alışkanlıklar var? Hala rüzgarında tedavi olanlar var mı diye şöyle bir göz atmaya geldik Tarabya'ya. Yozgatlı Alim Bey oğluyla Tarabya'da balık avında. Tabii. Hiçbir fırsatı kaçırmıyoruz. Çocukla birlikte devam etsin. Alim Özden, Yozgatlıyım. Yozgat nere? Tarabya nere? Canım sıkıldıkça, vaktim oldukça genelde geliyorum buraya. Çocukları, hanımı, hatta 4 yaşlı bir oğlum var, onu da getiriyorum. Ama bugün kısmet Kerem'leymiş, Kerem'le geldik. Balık da yokmuş üstelik. Henüz biraz cimrilik yaptı galiba. Değil mi? Yozgatlı Alim Bey hayatı da yaşamayı da seviyor. Vallahi İstanbul'un tarih yerleri daha fazla. Yurt dışlarına da birkaç kere gittim. Yani İstanbul'un kıymeti anlaşılıyor. Yurt dışına çıktığımız zaman anlaşılıyor. İstanbul her zaman tarihi, yani şu güzelliği hiçbir yerde bulamazsınız. Doğal her yerde tarih var. Bugün gerçekten de balıklar izinli galiba. Atıyoruz, bekliyoruz ama çıkmıyor. Çıkıyor. Hep geliriz. Sadece balık tutanlar yok Tarabya'da. Tarabya'da balık gibi yüzenler de var. Bodrum Gümbet neyse İstanbul Tarabya'da neredeyse aynı canlılıkta. Aşağının balinasıyım ben. Tamam mı? Atlıyor musun? Atlıyorsun. Atlayıp bak çekecek. Beyefendi ise şanslı. Balıkları yakalamış. Sürekli çekiyoruz balıkları. Küçük ama biraz büyümesi lazım. Koca koca yük gemilerinin geçişinde balık tutanların arasında denize girmek de ayrı zevk olsa gerek. Oo, Ömer Bey'in oltasındaki tüm iğneler dolu maşallah. Biz daha yeni başladık ama iyi gidiyoruz şu anda. Onun şansına iyi gidiyoruz şu anda. Sever misin balık? Çok severim. Fatih Bey de Tarabya sahilinde mısır satarak geçimini sağlıyor. Maşallah süt mısır eti. Ne kadar mısırlar? 3 lira. Evet. Tarabya'da böyle bir eğlenceye alternatif olarak işte bu işletmede de havuza, denize girip güneşlenebilirsiniz. Tarabya'nın meşhur rüzgarında plaj keyfi de bambaşka. Tabii Tarabya'nın suyu biraz soğuk. Her zorluk alışana kadar değil mi? Tuğçe ve İlayda Tarabya'nın keyfini çıkarıyor. Yazın keyfini çıkarıyoruz. Böyle hava da sıcak. Gelelim yüzelim biraz dedik. Nasıl geçiyorsunuz yaz tatili? Eğleniyor musunuz burada? Yani güzel tabii ama İstanbul şartlarında pek plaja gitmek biliyorsunuz ki pek mümkün değil. Burayı da yeni keşfettik. İyi ki de keşfetmişiz. Çok güzel. Su inanılmaz güzel. Ortam çok güzel. Hem tarihi yaşıyorlar hem de tatili. Görmüş olduğunuz gibi eski Tarabya plajındayız. Biraz nostalji evet. Böyle. Ben ilk defa aslında bugün Boğaz'da biz de suya girmiş olduk burayı keşfettikten sonra. Burası eski Tarabya plajında bir yer. Yeni bir mekan olmuş, öyle şansa bulduk. Gerçekten çok keyifli, çok sakin. Hani çok İstanbul'dan uzak gibi aslında Boğaz'ın içindeyken. Gayet keyifli geçiyor şu an günümüz. Torunlara anlatılacak hikayelerden aslında bu. Boğaz'da denize girmek bir nostaljidir malumunuz. Biliyorsunuz çok kalabalık, hani yoğun bir şekilde ve yorucu. Hani daha sakin, daha keyifli plajlar arayışında oluyoruz genelde. Burası da öyle bir yer. Hem de şehir içi yakın. Yani diğer taraflara Kilyos çok uzak kalıyor. Hani burası böyle istediğin zaman gelebilecek bir yer. O bakımdan daha iyi bence diğer tarafta. Bir yerde böyle bir yer olması çok büyük şansımız oldu. Burcu Hanım ise sadece güneşlenmeyi tercih ediyor.
Çalışıyorum, aynı zamanda okuyorum. Biraz sesim kısık, kusura bakmayın. Yaz mevsim değişikliği vesaire etkiledi. Evet, ama havalar değişken olunca böyle oluyor. O yüzden zaten denize de giremiyoruz. Yok maalesef. Doğma büyüme İstanbullu Erol Bey, karşısında Burak Bey, koyu sohbetler her Tarabya'da. Burada tanıştık. Güzel bir ortam var, keyifli bir ortam var. Güzel bir ortam içinde bize güzel bir sohbet ediyoruz. 40 yıldır geliyorum ben de buraya. Burası İstanbul'un incisi olan bir yer burası. İstanbul'da, Boğaz'da böyle bir yerde kiş bir yerde denize girilmez. Erol Bey, Tarabya plajı eskiden şöhretlerin mekanıydı diyor. Zeki Müren'i, Ağul Tuğba'sı, Beşiktaş Yusuf, Beşiktaş Ahmet Şahin, onları da yad edin, mekanları cennet olsun. O kadar güzel insanlar, o kadar elit kültürlü insanlar geliyordu ki burası başka bir yer. Burası anlatılmaz, yaşanması lazım. Balık tutanlar, denize girenler, güneşlenenler ve tabii ki Tarabya'nın gerçek sahibi martılar.